Yürü yürü Karin'e kadar geldik. Mut'a bağlı bir çoban bulma umuduyla. Buluruz herhalde. O kadar yürüdük. Sana da aynı duygu geliyor mu kardeş? Sana da diyorum aynı duygu geliyor mu? Şey duygusu, memlekette ne yerler var. Dağın başında bir in. Keçiler burada olduğuna göre çobanlar da yakındır. Herhalde buralar yüzyıllardır kullanılıyor. Keçi otlatmak için. Yayla dedikleri gerçek yayla böyle bir şey herhalde. Sonradan sosyetik olmuş o yayla işleri. Yazlık muamelesi görmüşler. Gerçeği burada. Dağın oyulmuş yeri kendi kendine tabii. Doğal bir oluşum sonucunda yağmurda, çamurda, karda burası sizi muhafaza ediyor. Kolay gelsin abla. Nacak, odunla. Ahan da ateş. Nasılsınız? İyiyiz abi işte. Uğraşıyoruz. İsminiz? Fatma Avcı. Fatma Avcı. Ya tam dağın başı burası değil mi? Evet. Dağın başında ne yapıyorsunuz? Davar gidiyoruz. Sürekli burada mı kalıyorsunuz? Sürekli burada kalır. Ne kadar kalıyorsunuz? Bir ay, iki ay? İki aydır lan kalıyoruz burada. Abla burada hiçbir şey yok. Yatacak yer var sadece. Davar gidip gidip geliyoruz işte. Yemek, bulaşık? Burada. Beyinle mi kalıyorsun? Evet. Çoluk çocuk? Bir tane oğlum var. O da yanınızda mı? Yok. Aşağıda babaannesinin yanında kalıyor. Özlemiyor musun çocuğu? Her gün gidiyorum ben. Her gün? Her gün gidip inip çıkıyorum yukarı. Kaç kilometre köyle burası? Bilmiyorum onu fazla. Bir herhalde 5-10 kilometre vardır. Yürüyor musunuz? Yürüyorum. Zor olmuyor mu abla? Alıştık ya. Ana yüreği. Alıştık. Çocuğunu her gün göreceğim diye 10-20 kilometre günlük evet. Yürüyorsun. Kilo milo kalmıyor tabii. Şehirde hanımlar yürümek için şey yapıyorlar, salonlara gidiyorlar. Biliyor musun? Hiç gördün mü? Gördüm. Jogging makineleri böyle yürüyorsun, yürüyormuş gibi. Hep aynı yerdesin de böyle yürüyormuşsun gibi. Ha. Biz her gün inip çıkıyoruz abi. Zor olmuyor mu ablam dağın başında? Niye korkmuyor musunuz? Niye zor olacak ya? Korkmuyor musunuz? Korkmuyoruz, niye korkalım? Kurt murt yok mu buralarda? Var. Onun için burada kalıyoruz zaten malın başında. Kurt kapıyor mu? Koyunları, kuzuları. Burada kapmadı da yayla buradan sonra indi burada bir ay sonra gideceğiz. Yukarıda oluruz, yaylada oluruz. Orada yedirdik yani. Malın burada başında yedirdik. Durmasan, davarın başında durmasan kurt kapıyor. Kapıyor. Kolay gelsin ablacığım sağ sana. Sağ ol. Zor be. Ey! 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 Anne! Geldim. Oturmuş öyle kayanın başında. Ne yapar annem? Ovaya karşı. Allah Allah. Başka bir tane geçemem. Nasılsın anne? İyi. Halin keyfin nasıl? Çok iyi keyfim. Yaş kaç? 76-77. Ne? İşte. Anne ben 39 yaşındayım. Ben buraya çıkana kadar bittim. Ben burada yaşıyorum. Yaşıyorsun. Ya. Yaz kış burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. İsmin ne senin anneciğim? Ayşe İncel. Ayşe? Ayşe İncel, Ferde İncel. Ferde adım sonra takılmış. Babam zamanında hastalanmış. Karının birisinin sanaka etmiş. Ali adını değiştirelim. Belki ölmez demişler. Ayşe İncel Nuhus'ta. O da Ferde olsun ölmezse demiş. Şimdi sana biz Ayşe teyze mi diyeceğiz, Feride mi diyeceğiz? İkisini desem ne olur. Bizim benden başka Ferde yok koydu zaten. Ha tek Feride sensin. Ha. Ayşe İncel de benim. Ferde İncel de benim. Başka yok. Benden başka koydu. Saçlara da kına yapmışım benim annem. Ya yakarından mı durmuyor ki? Durmuyor mu? Durmuyor. Ağır üstten çıkıyor. Yaş 76 ama maşallah süsümüze püsümüze pek mi meraklısın? Ha. Kınasız gezmiyorsun yani. Ne olsam ben evde koydum. Ben başka gezerim ben böyle gezmem. Burada çobansal da var da günde dağda öyle olacak. Ha bu iş kıyafetin. Ha. Onun için böyle yırtık pırtık. Ya hep oğlak yedi bunu. Körpe yedi sütümü. Oğlak mı yedi? Körpe yedi bunu sütümü hep. Körpeler niye yiyor? Ot yesinler onlar da senin elbisenden. Ya yine ödümünden yapmışlar sütüme. Kırkıyorlar sütümü işte.
oğlak bilir misin sen? Bilirim, bilmez miyim? Ya. Keçinin ufağına oğlak denir. İşte, erkeğine teke denir. İşte onlar öyle der. Buzağı mı denir büyüğüne? Teke denir, geçtiler, yazmış denir, çepiç denir. Çepiç. Çepiç, oğlan büyüğüne çepiç denir. Oğlan büyüğüne, biliyorum. Babaannem rahmetli beni çepiç diye severdi. Ondan sonra yazmış denir buzağına. Yaşlar buzağına. Ondan sonra daha büyüğüne geçi denir. Sen 76 sene burada mı geçti böyle dağda bayırda? Öyle bunlar dağlarda geçirdim ben işte. Yaylaya giderim dağda. Köyde olurum. Kaç tane dağ var? 200'e yakın var. Oo, sen zenginsin yani. Allah bereket versin, yeter işte. Ne yapıyorsunuz onları? Sağıyorsunuz. Çek onu da. İşte gelin sağdı diye alıp gider. Gelin o mu? Gelin o. Merhaba gelin. Merhaba. Dede sağ mı dede? Sağ diye için davar gider. Davarın başında o. Hı. Severek mi evlendin? Severek evlendim. Deli anne evlendik. O benden küçük. Senden küçük. 4 yaş küçük benden. Ben 35 yaşında evlen oldum. 33 yaşında evlen oldum. Kaç yaşında evlendin? 35. 35 yaşına kadar niye bekledin sen anne? Ya vermediler. Neci beğenmedik kimseyi. Kimse bizi beğenmedi filan filan. Ya anam hastacağıdı. Anamı bekledik. Evimizin başka bakanı yoktu. Ben 2 lira evi bakan benim. Anam babamın evimin gelir atını, variyetini çeviren benim. 35 yaşına kadar kimseyi sevmedin mi? Sevmedim. Hiç 35, kimseyi? 35 yaşında düğünle babamın evine gelin çıktım. Babamı öyle atın üzerine bastırdım. Babamın yanında ardan çık, başa çık, babamın kalbini kırmadan atıp özen kızı babamı bastı, beni bindirdi, gönderdi bacısı bu oğlanın yanına. Gelin evlendik. Nasıl öyle canım yani? Aman sen 35 yaşına kadar hiç kimseyi beğenmedin mi? Beğendiğim yalan söyledi kimisi. Kimisi kandırdı, kimisi bandırdı derken öyle böyle oraya vardık. Kimisi kandırdı, kimisi bandırdı öyle mi geçti? Peki hiç böyle evlenmek üzere olduğun kimse olmadı mı? Hiç nişanlanmadın mı evlenmeden kimisini önce? Kimisini tek hesapla öldürdüler. Kimisini Allah nişanını taktım dedi anam. Saret yolunda dedi, nişanlım dedi. Adı verilenle dedi. Allah nişanını taktım dedi. Beni bekleyeceksin, sözümü tutacaksın, iterceksin bana dedi. Kimdi o, adı neydi? Anam, Ata demiş, onun ismi Hata, benim sözümü tutacaksın, ben senin her yerin altın edeceğim, 50 katı asıp getireceğim, ben oğlan vereceğim, kız çıkarmayacağım dedi. Benim dedim, olacak dedi anam. Peki, iterceksin, iterce ettim. Ondan sonra anam öldü, babam evlendi. Ondan sonra iki dedim, bir büyüğüm, bir küçüğüm evlendi. Ondan sonra ben o evlendim, çevirkine, ondan sonra anam öldükten sonra, duracak yerim kalmadı. Babam evlendi. Babam evlendi. Duracak yerim kalmadı. Bu adam denk geldi. Adam birisi buldu komşunun birisi. Bunun da anası babası ölmüş. Bir tek arası kalmış. O da olsun demiş. Ben de olsun olduk. Bu öyle olsun dediler. Öyle olsun bakalım dedi. Oldu. Sonra sen evlendin. Durmuş evlendi. Hı-hı. Karşılaştınız mı bir yerde? Karşılaştık. Ah! Kaç sene sonra? Evimiz yakın zaten. Ne zaman karşılaşmayız? O zaman karşılaştık. Biz yakın zaten. Görüşüyor musunuz hala? Gelse görsün, gelmezse de memlekete de başka köyde oturur. Seneler sonra tekrar karşılaştığında yine içinde bir kıpırtı var mıydı böyle? Seviyor muymuşsun hala? O bana hani tanıyordu, ben onu tanımıyorum. Ben ona küsün. Hala küs müsün? Hala küsün. Hiç konuşmadınız mı? Onlar da başka bir adamlar çok aldattılar, başka biriyle, başka kardeşleriyle. Onlara çok hakaret yaptılar. Onları biliyorum ben. Vay tembih ettim ben. Benimle oynama. Ben bir fakir kızıyım. Sen zenginsin. Zengin kızı aran. Benimle oynama. Ben fakir kızıyım. Fakir oğul olacağım. Zenginin pisini üstüme sürünüp de fakir oğluna kokutmam dedim. Temiz varacağım. Ben fakir kızı, fakir oğul olacağım. Senin gibi pisi, senin gibi zenginle oynayıp, gülüp oynayıp da başka bir oğlana doğru indirerek varamam. Ben bu zengin... Ondan sonra bir daha baktım. Adam çifte düğünle başladı, nişan olmuş ha. Hem de çifte düğün. He. Evlendiği bari senden güzel olaydı da yüreğim gam yemeseydi be annem. Şimdi geçinemezdim işte eller. Geçinemezsen olayım dedim ben. Beter olsun sana ne? Öyle ya, geçinemezsen ben ne olacağım dedim. Hiç sana ne canım? Sen gelmişsin 76'na. Yükseklerden tanısam görünmez, yoluna düşsem görünmez, varsam postaneye mektup verilmez. Asker diye aldı ya. Gözleme gönlüm, gözleme güzel seni güldürmez, özüm küsmüş yüzü bildirmez. Yüce dağın başına kafessiz keklik kurulmaz. Yitirdim annemi, babamın az diyarını, ararım bulunmaz, düşsem ardına uyulmaz. Çağırsam duyulmaz, ağlamazsam durulmaz. Assam her yanıma gülsün, bülü gözüm yaşı kurumaz.
Sanmam silahım beni yeme dostu içinde gezip dolaşmazsam durulmaz. Tükesem ömrüm içinde bana yarar eş bulunmaz. Benim derdime de çare bulunmaz. Açılmış annemin bandını konuşsun. Her derin Allah'ına danılsın. Ben kendimi güzel insan hırdım. Güzel senin üstün hanımsın. Yüce dağları dost sandım da dayandım. Ne çeşit boyalara boyandım. Ataşlı göz yüreğim üstüne konunca ben de uykumdan uyandım. Baktım eller almış eline al bayrağı. Getirmiş yakınına uzağa ırağı. Aldan olur sevdiğimin duvağı. Ne sen geleyin neden geleyin oldum ne sen güyağı. Aldan olur sevdiğimin duvağı. Neden geleyin oldum ne sen güyağı. Postanenin kapısına dikilmiş telgraf tirayı. Ne sen diledin ne ben diledim bu dileği. Eller güllü gülüsten yapmış bu felayı. Söyleme sevdiğim söyleme eritmiş meyveği. Bitti bu. Selvi Boylu Mal Yazmalım filminin finali aklıma geldi. Şoför İlyas Asya'sı için der ki elveda Asya'm. Bitmemiş türküm benim. 76 yaşında Feride annenin de eskiden sevdiği belki hala sevdiği Durmuş için bitmemiş bir türküsü. Neler geldi başıma baksın gözümün yaşına yengeli yetmez başkasına. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.